Yepyeni tariflerle sizleri buluşturduğumuz programımız Mutfağım Şahane bugün de yöresel tariflerimizle başladı. Ülkemizi adım adım geziyoruz ve birbirinden güzel tarifleri ekranlara getiriyoruz. Sağlıklı lezzetleri sizlerle buluşturuyoruz ve bugün de yine annelerimiz, Anadolu'muzun o güzel yemekleri sizlerle olacak. Ama bugün programımızın ilk yemeğini ben yapıyorum. Benden sonra yöresel tariflerimiz yurdumuzun her köşesinden farklı lezzetler mutfağım şahanede olacak. Ben bugün ne yapıyorum? Hemen bahsetmek istiyorum. Bugün patlıcan yemeği yapıyorum. Tencerede etli patlıcan yemeği. Hemen malzemelerimi sayayım. Sıvı yağım var, kuşbaşı etim var, karabiberim var, soğanım var, patlıcanım, yeşil biberim, kırmızı biberim, domatesim, domates salçam, tuzum ve diğer baharatlarım var. Hemen yemeğimi yapmaya başlıyorum. Önce şöyle bakın, sıvı yağımı alıyorum. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağımı tencereme alıyorum. Şimdi sıra geldi etime. Şimdi etlerimi kavurmaya başlıyorum. Etlerimi şöyle bir kavurmaya bırakayım. Ben patlıcandan devam etmek istiyorum. Etlerim kavrulurken patlıcanlarımı kızartacağım. Küp küp doğruyorum. Etlerimle neredeyse aynı boy olmasına özen gösteriyorum. Şimdi kızgın yağın içine alıyorum. Kızartmaya bırakalım. Boş durmuyorum. Ben şimdi soğanımı doğrayacağım. Bir adet soğanım var, orta boy. Küp küp doğruyorum. Etlerim de kavrulmaya devam ediyor. Patlıcanlarım kızarıyor. Tabii bu arada yakmayalım. Etlerimiz ve patlıcanlarımızı şöyle bir güzel karıştırdım. Ve şöyle domateslerimizi de küp küp doğruyorum. Şimdi sıra geldi bibere. Bir adet kırmızı biber kullanıyorum. Bir adet de yeşil biber kullanacağım. Ve küp küp doğruyorum kırmızı biberlerimi de. Etlerim de şöyle kavruluyor bakın. Yavaş yavaş suyunu çekmeye başladı. Mis gibi koktu. Keşke kokuyu size gönderebilsem. Bakın çok lezzetli, çok kolay. Herkesin yapabileceği bir tarif. Tencerede etli patlıcan yapıyoruz. Etlerim çok güzel kavruldu. Tam istediğim kıvama geldi. Suyunu saldı, çekti. Şimdi sıra geldi soğanları ilave etmeye. Soğanlarımla beraber bir güzel kavrulsun bakalım. Şimdi sıra geldi salçamı ilave etmeye. Bir yemek kaşığı domates salçam var. Ve şu anda tencereme salçamı da alıyorum. Şimdi biberlere geldi sıra. Yeşil biberimi ve kırmızı biberimi ikisini bir arada lezzetli yemeğime ilave ediyorum. Biberlerim birazcık ölsün, sonra domatesleri ilave edeceğim. Tenceremde mükemmel bir renk uyumu var, şahane bir koku var. Şimdi domateslerimi ilave ediyorum. Küp küp doğradığım domateslerimi yemeğimin içine aldım. Domatesim lezzetini versin. Bütün en sevdiğim lezzetler şu an bir arada. Sanırım bu lezzetleri, bu malzemeleri sevmeyen yoktur. Patlıcanlarımı kontrol ediyorum. Patlıcanlarımızı da birazdan yemeğimizin içine ilave edeceğiz. Çok güzel bakın, kızardılar. Tam istediğim gibi. Şöyle biraz kahverengi olmasını çok seviyorum ben. Patatese de çok yakışıyor, patlıcana da çok yakışıyor. 1-2 dakika kadar, domateslerim kavrulana kadar patlıcanlarım kızarmaya devam etsin. Domateslerim de çok güzel eridi bakın. Domateslerim kavruldu, lezzetini, suyunu yemeğime bıraktı. Şimdi ne yapacağım? Şimdi birazcık sebzelerin üstünü geçinceye kadar yemeğime su ilave edeceğim. Birazcık suyunu çekinceye kadar pişireceğim. Suyumuzu ilave ederken sıcak olmasına dikkat ediyoruz. Yoksa soğuk su koyarsak etlerimiz çok sertleşir, taş gibi olur. O yüzden kaynamış sıcak su ilave ediyoruz. Süper. Şöyle patlıcanlarımı, kızaran patlıcanlarımı tabağıma alıyorum.
Of 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 çok güzel oldu. İsterseniz siz buna patates de ekleyebilirsiniz ama orijinal tarifi benim Anadolu'da öğrendiğim şekli bu. Şimdi artık bu aşamada kızarttığım patlıcanlarımı yemeğin içine ilave ediyorum. Siz tabii ki miktarları arttırabilirsiniz. Ben bir adet patlıcan kullandım ama siz 2-3 adet de kullanabilirsiniz. Kızarttığım patlıcanları yemeğimin içine dahil ettim. Bir güzel karıştırıyorum. İşte etli patlıcan yemeğimiz. Çok güzel oldu. Mükemmel görünüyor. Oh! Şimdi bu aşamada tuzunu, karabiberini ilave ediyorum. Bu çok önemli. Şöyle bakın, karabiberimizi ilave ettik. Şöyle çok az tuzumuzu ilave ettik. Şimdi karıştıralım ve 2-3 dakika kadar lezzetlerin birbirine geçmesini bekleyelim. Çok güzel görünüyor. Keşke kokuyu size gönderebilsem. Bence bu akşam bu yemeği yapın diyorum. Çok lezzetli. Hafif de sulu. Ekmeği bandırır bandırır yersiniz. Ben çok seviyorum böyle sulu et yemeklerini. Şimdi kapağımı kapatıyorum. 2-3 dakika kadar malzemelerimin özdeşleşmesini bekliyorum. Yemeğimiz artık oldu. Kıvama geldi. Biraz suyunu çekti. Sebzelerim harika bir şekilde lezzetini yemeğime verdi. Of, dumanlar harika. Mükemmel koktu. Bakar mısınız yemeğin güzelliğine? Uf, görüntü şahane. Şimdi artık sunuma geçelim. Şöyle bir göstereyim, bakın ne kadar güzel kıvamda. Suyu tam istediğim gibi. Ne çok sulu ne çok katı. Çok güzel oldu. Şimdi artık sunuma geçelim. Bu harika etli patlıcan yemeğimizi tabağımıza alalım. Mis gibi kokuyor. Of, patlıcanlar, etler. Bakar mısınız? Lokum gibi dökülüyor tabağa. Kokusuna bayılıyorum. Çok kolay, çok pratik. Bakın hemen 5 dakikada yaptık. Etiyle, patlıcanıyla, biberleriyle, soğanıyla tam bir kış yemeği. Tam bir şifa yemeği. Yapan yiyen herkese afiyet olsun, şifa olsun. Güzelliğe bakın ya, gerçekten. Şimdi artık tadına bakıyoruz. Şöyle etinden, biberinden, patlıcanından, hepsinden alıyorum. Gerçekten kendim yaptım diye demiyorum ama çok lezzetli olmuş. Zaten bu malzemeleri bir araya getirip de lezzetsiz olması imkansız. Çok güzel bir tarif. Çok kolay, pratik, hızlı ve sağlıklı. Bu akşam yapın, deneyin diyorum. Çok lezzetli oldu. Yapmak isterseniz biz bu tarifleri aynı zamanda YouTube kanalımıza da paylaşıyoruz. YouTube kanalımız Esirgenç TV, Instagram adresimiz Esirgenç ve biz yöresel yemeklerimizle, şahane anne tarifleriyle Mutfağım Şahane'ye devam ediyoruz. Bakalım yurdumuzun hangi güzel lezzeti Mutfağım Şahane'de ekranlara geliyor. Size höşmerimi yapacağız. Köylümüzün höşmerimini. Höşmerim için 2 kilo peynir, irmik, yumurta, yağ, şeker kullanıyoruz. Ben keçi peynir kullanıyorum höşmerim için. O güzel olur. Nereden başlayacağız? Evvela irmik atacağız. Bir kaseye irmik atıyoruz. Karıştırarak hem karıştırıp hem katıyoruz. Karıştırmazsak hamur olur irmikler içinde. Şimdi yağını ilave ediyorum. Bir bardak yağını ilave ettim. Şimdi yumurtasını ilave edeceğim. Beş tane yumurtanın sarısı. Yumurtayı kırmıştım. Şeker koydum. İçine de erittim. 3 kaşık dakika şeker koydum. Karıştırdım. Yıllardır yaparım ben bu höşmerimi. Anamdan, babamdan, ebemden, dedemden herkesten öğrendim. İnce ateşe koyacağız. Ondan sonra şekerimizi ilave edeceğiz. Ateşimize koyduk. Durmadan karıştıracağız şimdi. Karıştırmazsa güzel olmaz. Yarım saattir karıştırıyoruz. Şeker kattık. Katarak, karıştırarak pişiyor. Kıvamına geliyor garip. Şekeri de koyuyorum. Karıştırarak pişiriyoruz. 2 kilo şeker katıyorum.
yetmezse kaçacağız tabii daha. Evet, öldüm kızım. Höşmerimi karıştıra karıştıra kulağımına getirdik. Servis de hazırdır. Afiyetle yiyin. Pişerken 2 kilo şeker, 5 yumurta, bir kase irmik. 20 dakika karıştırdıktan sonra şekerini bir daha ilave ettik tadı yok diye. Kıvamına getirdik. Servise hazırdır. Buyurun. Afiyet olsun size. Tadına baktım. Höşmerimin tadı çok güzel olmuş. Ben servisini verdim. Herkese afiyet olsun. Şimdi Kaz Dağları'na gidelim. Kaz Dağları'nda harika lezzetler gizli. Kaz Dağları'ndan evlerimize zeytinli lokum tarifi geliyor. Kaz Dağları'nda bol bol zeytin var. Zeytinden istifade ediliyor. Bakalım nasıl bir tarif? Merhabalar Özlem Hanım. Kaz Dağları'ndan herkese selamlar. Şimdi bugün en çok sevilen zeytinli lokumumu yapmak istiyorum size. Malzemelerim 3 bardak süt, 1 tane yumurta, biraz zeytinyağından sıvı yağını karıştırdım. Poi karışımı ve zeytin ezmesi. Maya 1 paket, toz maya, 1 bardak da tuz. 2,5 kaşık toz şeker, alabildiği kadar un. Yumurtamızın sarısı üzerine akını ziyan olmasın diye içine atıyoruz. Hamuru yoğurmaktan başlayalım. Sütümüzü koyuyoruz. Sütümüzü döktük. İçine yağımızı ilave ediyoruz. Mayamızı, şeker, yumurtanın akını içine, sarısını üzerine ayırıyoruz. Biraz karıştırıyoruz. Cevizli lokumdan esinlenerekten kendim çocuklarım zeytin yemediği için zeytin sürerekten zeytin ezmeli lokum düşündüm yaptım. Unumuzu yavaş yavaş ilave ediyoruz. Alabildiği kadar un. Tuzumuzu da atalım. Kaşıkla biraz karıştırıyorum ele yapışmasın diyerekten. Sonra biraz koyulduktan sonra unu ilave ederekten yoğurmaya başlayacağım. Şimdi yoğurma aşamasına geçiyoruz. Kaşığımızı çıkartıp. Şimdi hamurumuzu yoğuruyoruz. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Misafirlerim geldiği zaman yaparım. Pazar günleri yaparım. Çok severek, beğenerek yenilen bir lokumumdur. Herkes çok hoşuna gider. Bunu hiç dinlendirmeden şekillendiriyorsunuz. Ondan sonra tepside direkt mayasını getiriyorsunuz. Bir güzel kıvam alana kadar yoğuruyoruz. Sonra hamurumuzu üçe bölüp şekillendireceğiz. Hamurumuz yoğruldu. Şimdi masaya alıyoruz. Biraz daha yoğurduktan sonra masada hamurumu üçe bölüyorum. Şimdi merdane ile hamurlarımızı açıyoruz. Bayağı incelteceğiz. Hafif dikdörtgen şekli vererekten hafif. Hamurumuzu yumuşak yoğuracağız. Püf noktası. Sütümüzü ılık koyalım. Ilık koyarsak daha çabuk mayalanır. Şekillendirdikten sonra el mayası alması için tepside bekletiyoruz. En kolay yolu da direkt yoğurup şekillendirmesi. İlk baştan mayalamaya gerek yok. Mümkün olduğu kadar inceltirsek daha güzel katmanları ince olur. Rulo şeklinde saracağımız için daha güzel şekil alır. Evet, şimdi yağını sürüyoruz. Yağımız Kaz Dağları'nın doğal zeytinyağı. Zeytinimiz de Kaz Dağları'nın zeytini, doğal zeytini ezmesi. Hamurumuzun her yerine gelecek şekilde güzelce bol bol yağlıyoruz. Şimdi poi dediğimiz bir baharat var. Ondan serpiyoruz üzerine. 5 çeşit baharatın birleşiminden aktarlarda bulunan poi, kimisi cıbrıka diyor, yöre yöre değişiyor. Ben hazır alıyorum ama kırmızı biber, kekik, kimyon, nane, karabiber, onların karışımından isterseniz bulamadığınız zaman yapabilirsiniz. Aktarlarda genellikle bulunur, kahvaltılık diye geçer.
Zeytin ezmemizi sürüyoruz üzerine. Her yerine güzelce sürüyoruz. İsteyen zeytinin çekirdeğini çıkarıp doğrayıp da koyabilir yani. Zevke kalmış. Tamam, şimdi böyle her yerine yedirdikten sonra sürdük. Şimdi ince ince hamurumuzu çekerekten kıvırıyoruz. İstediğiniz zaman yapabileceğiniz çok pratik. Hatta akşamdan yapın, buzdolabının alt kısmına tepsiyle koyun. Sabahleyin çıkartın, mayalandırın, fırına verin. Şimdi ufak ufak lokum gibi bıçakla kesiyorum. Kestikten sonra tepsimizi alalım. Tepsimize sırayla yan yana diziyoruz. Tepsimize diziyoruz. Kalan hamurları da bu şekilde yapıyoruz. Fırına veriyoruz. Evet, son hamurumuzu da açtık. Üzerine malzemesini koyduk ve zeytin ezmesini sürüyoruz. Bu lokumu ben kendim açma hamurundan bir parça daha önce denedim açma yaparken. Bu hamurumuzdan açma da yapabilirsiniz. Bunu ben kendim denedim. Güzel oldu. Bir daha da herkes çok beğendiği için yapmaya devam ettim. Hamurun içerisine yuvarlarken istediğiniz malzemeyi de koyabilirsiniz. Ceviz koyabilirsiniz. Her şey olur yani. Bütün herkese tavsiye ederim. Sabah kahvaltısı günlerinizde bayanlar çok beğenir. Benim gün arkadaşlarım çok beğeniyorlar. Benden hep isterler, olmazsa olmaz. Ben de bazı arkadaşlarıma yapar götürürüm. Zeytinimi de bir güzel yedirdim. Şimdi gene çekerekten ince ince kıvırıyoruz. Son hamurumuzu da dilimliyoruz. Evet, şimdi tepsiye diziyoruz. Üzerine yumurta sarısı, biraz yağla incelttiğim yumurta sarısını sürüyoruz. Tamam, şimdi yumurtamızın sarısını sürdük. Üzerini süslemek için görsel açısından biraz çörek otlarıyla süslüyoruz. Tepsimizi mayalanması için fırının içine koyuyoruz. Mayalanıp şiştikten sonra kızartmaya başlıyoruz. Bunun en kolay yöntemi direkt yoğurup şekillendirmek. Mayalı hamur beceremeyen hanımlara çok güzel bir pratik mayalı hamur tarifi. Hızlı mayalandırmak işiniz acele ise biraz fırını ısıtın, içine koyun, daha çabuk mayalanır. Vaktiniz varsa dediğim gibi dolabı akşamdan yapıp koyun alt tarafına, sabahleyin çıkartın. Onu tezgaha koyun, kendi kendine yavaş yavaş misafirler gelene kadar mayalansın. Ondan sonra misafirler geleceği zaman yakın mayalanmış oluyor zaten. Fırına atıp pişiriyorsunuz. Şimdi fırına gidiyoruz. 180-200 derecede 40-45 dakikada. Fırınınıza göre de değişiyor. Herkesin fırını farklı derecelerde, farklı saatte pişiriyor. O artık sizin ustalığınıza bağlı. Kendiniz ayarlayacaksınız pişirmesini. Evet Özlem Hanım, lokumlarımız pişti. Şimdi sunuma geçeceğiz. Keşke bir kokusunu burada olsanız da duysanız. Bir lezzetli kokusu var ki, mis gibi, ağzınıza layık. Dışı çıtır çıtır, içi pamuk gibi yumuşacık. Kat kat ve çok güzel bir lokumumuz oldu. Şöyle servis yapıyorum. Şimdi sizin için tadına bakacağım. Keşke burada olsanız da size de ikram edebilsem. Şöyle mis gibi, yumuşacık, fos fos. Çok lezzetli. Tarifi benden, sizden de yapması. Herkesin denemesini tavsiye ediyorum. Afiyet olsun. Ellerinize sağlık. Çok güzel oldu. Harika bir lezzet ve yepyeni lezzetle Mutfağım Şahane'ye devam ediyorum. Şimdi Bursa'ya, İznik'e gidiyoruz. İznik'te Huriye Hanım bizim için Nilüfer Hatun yemeği yapacak.
Nasıl bir tarif merak ediyorum. Buyurun izleyelim. Merhaba Özlemciğim. Bugün sizlere Nilüfer Hatun yemeğini yapacağım. Bu yemek için özel bir sosumuz var. Bunu yazdan hazırlıyoruz. Kavanozlara tutturuyoruz. İstediğimiz zaman açıp kullanıyoruz. Ben size bugün açtım ve onu kullanacağım. Bunun malzemeleri biber, yeşil biber ve kapya biberi. Biraz çiçek yağında kavuruyoruz. Sarımsak ekliyoruz ve domates, kabuklarını soyduğumuz domatesi doğrayıp bir sos haline getiriyoruz. Kavanozlara sıcak sıcak dolduruyoruz ve kışın kullanıyoruz. Ben bu yemeğimizde antrikot kullandım. İsteyen biftek, bonfile tarzı etlerde kullanabilir. Önemli olan bunun yaprak şeklinde olmasıdır. Soğanımız, patatesimiz, karabiberimiz, tuzumuz ve kekiğimiz var. Bu yemeğin yapımı çok kolay. Özellikle çalışan hanımlar için çok kolay bir yemek. Hemen düdüklüye koyacağız ve 45 dakika içinde yemeğimiz pişmiş olacak. Şimdi biraz tenceremize çiçek yağı alalım. Şimdi patateslerimizi doğramakla başlayalım. Patateslerimizi yuvarlak yuvarlak, çok ince olmayacak şekilde kesiyoruz. Özel misafirleriniz geldiğinde kolaylıkla yapabileceğiniz patateslerimizi doğradık. Soğanlarımızı burada yarım ay şeklinde doğrayacağız. Söğüş olarak. Onları da tabağımıza alalım. Tenceremize biraz yağımızı alalım ve etlerimizi altına dizelim. Evet, ilk önce etlerden başlayarak şöyle kat kat yemeğimizi dizeceğiz. Biraz etlerin üzerine tuz ve karabiber atalım, lezzetlendirelim. Biraz da kekik. Şimdi sırasıyla patateslerimizi. Soğanlarımızı. Bu soğanlar içinde eriyecek, hiç görünmez hal alacak. Evet, sosumuzu dökmeye başlıyoruz. Sosumuzu tekrar izleyicilerimize hatırlatalım. Kışın kullanmak için yazdan yaptığımız bir sostur. Yeşil biber ve kapya biberi biraz çiçek yağında kavurarak, sonra sarımsak ekliyoruz ve kabuklarını soyduğumuz domatesi doğruyoruz. Tuzunu da ilave edip kavanozlara sıcak sıcak kapatıyoruz. Bu birçok yemekte kullanılabiliyor ama özellikle bu Nilüfer Hatun yemeğinde çok lezzetli oluyor. Herkese bunu yapmalarını kesinlikle tavsiye ediyorum. Evet, şimdi yine etlerimizi alıyoruz tenceremize. Sosumuzda da tuz olduğu için yemeğimizi dengeleyecektir. Kekiğimizi de atıyoruz. Bu yemek biraz da piştiğinde etler falan böyle eriyor gibi bir hal alıyor. Tantuni lezzetini de veriyor yerken. Şimdi patateslerimizi ekleyelim. Soğanlarımızı da alıyoruz üstüne. Evet, şimdi sosumuzdan tekrar yemeğimizin üzerine koyuyoruz. Ben bu yemek için bir büyük kavanoz, litrelik büyük kavanoz açtım. Sosumuzla üzerini kapatıyoruz. Çok az çiçek yağımızı ekliyoruz. 1-2 yemek kaşığı kadar suyumuzu da ekliyoruz. Düdüklümüzü kapatıp ocağımızın üzerine alıyoruz. Etler yarım saatte pişecektir ama 45 dakika kaynatmanızı tavsiye ederim. Çok daha güzel bir lezzet alacak. 45 dakika sonra görüşmek üzere. Düdüklümüzde 45 dakika pişirdiğimiz Nilüfer Hatun yemeğimizi altını kapattık. Düdüklümüzde bir güzel dinlendirdik. Şimdi açalım. Sosu çok güzel görünüyor. Şöyle etlerinden de alalım. Of, yemeğimiz çok güzel görünüyor. Ben sizler için yemeğimizin tadına bir bakayım. Of, etlerimiz harika pişmiş, gördüğünüz gibi çok güzel ayrılıyor. Harika bir yemek oldu. Yapan, deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Görüşmek üzere. Şimdi Kaz Dağı'na buyurun gidelim. Kaz Dağı'ndan harika bir lezzet.
kırmızı pancarlı kısır tarifi geliyor. Çok severiz genelde kısırı ama kırmızı pancarlısını ilk kez duyuyorum. Hadi hep beraber izleyelim. Ben Nur Hayat, Kaz Dağları'na hoş geldiniz. Sizlere bugün çok değişik bir kısır tarifi vereceğim. Kırmızı pancarla yapacağım. Özel bir kısır. Şimdi başlıyorum. Pancarlarımı dörde böldüm. Suyun içine koydum ve kaynattım. Hafif yumuşadı pancarlarım. Bunu pancar turşusuyla da yapabilirsiniz. Pancar turşusunu suyla da yapabilirsiniz. Kaynayan pancarlarımızı alıyoruz. Bir pancarı dörde böldüm ben. Aldık. Bunları bir kenara ayırıyoruz. Diğer malzemelerimizi sayalım. İnce bulgur, köftelik, üzüm, kuru üzüm, nar eşkisi, limon suyu, zeytinyağı, tuz. İsteyen değişik tarzda bunun içine ceviz koyabilir, fındık koyabilir. O isteğe bağlı, arzuya bağlı, nasıl isterseniz. Ben şimdi bu suyla kaynatmış olduğum pancar suyuna bulgurlarımı, yani köftelik bulgurumu ıslatıyorum. Normal kısır bulguru ıslatır gibi ıslatıyorum. Şişmeye bırakıyorum. Bunun şişmesini bekleyeceğiz. Şiştikten sonra pancarlarımızı rendeleyeceğiz. İçerisine katacağız. Üzümümüzü çok hafif bir şekilde 1-2 dakika kadar haşlıyoruz. Süzüyoruz. Kısırımızı içine katıyoruz. Nar eşkimizi, limon suyumuzu, zeytinyağımızı ve tuzumuzu katıyoruz. Dediğim gibi isteğe bağlı. İster içerisine ceviz koyabilirsiniz, ister kayısı koyabilirsiniz. Emin olun çok lezzetli ve çok değişik bir kısır oluyor. Özellikle hanımlara söylüyorum, 5 çay için bulunmaz bir aperatif. Afiyet olsun şimdiden. Şimdi bulgurumuz ıslansın. Daha sonra hep beraber burada malzemelerimizi katacağız. Son halini göreceğiz. Evet Özlem Hanım, bulgurumuz şişti. Kısırlık bulgurumuz şişti. Ben o arada haşlamış olduğum pancarlarımı rendelemeye başladım. Rendelemeye devam ediyorum. Evet, gördüğünüz gibi haşladığımız için çok rahat rendeleniyor. Bulgurumuzu ıslatmıştık, şişmesini sağladık. Evet, şu anda rendelemeye devam ediyoruz. Çok vitaminli, değişik bir kısır tarifidir. Renk vermesi için ve lezzet vermesi için pancarlarımızı kısırımıza katıyoruz. Bu aşamada çatalla değil, ben eldivenli olduğum için ellerimi kullanacağım. Hemen peşine zeytinyağımızı, bol bir miktarda zeytinyağı, nar eşkimiz, kuru üzümümüzü, dediğim gibi aynı zamanda isteğe bağlı isterseniz fındık içi, bu arada limon suyumuzu, fındık içi, ceviz, kuru yemişlerle tatlandırabilirsiniz. Tuzumuzu kattık hepsini. Şöyle bir çatal yardımıyla biraz karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi kısırımızın rengi pancar rengine dönüştü. Harika bir renk aldı. Şöyle göstereyim. Ve çok leziz bir kısırdır. Yani klasik bildiğimiz kısırlardan değişik bir kısır tarifi. Hem protein olarak yüksek, hem vitamin olarak yüksek. Evet Özlem Hanım, şimdi tatma zamanı. Yaptığımız kısırı tatacağız. Lezzetine bakacağız. Evet, şimdi tatıyoruz. Harika, vitamin dolu, lezzetli, tuzluyla tatlının bir arada olduğu bir kısır. Değişik bir kısır, tavsiye ederim. Şimdiden yapıp da yiyenlere afiyet, şeker, bal olsun. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Ve şimdi ekip arkadaşlarımız bizi Osmaneli'de bekliyorlar. Özden Hanım'ın yanındalar ve Bilecik'in meşhur soğan yahnisi yemeğini yapacaklar. Bakalım soğan yahnisi Özden Hanım'ın elinden nasıl geliyor ekranlara? Merhaba Özlemciğim. Sizlere bugün lezzetli bir yemek yapacağım. Soğan yahnisi. Şimdi alpacık soğanlarımız, kuzu etimiz, dana eti de kullanabilirsiniz bunu kuşbaşı olarak. Ben bugün kuzu eti tercih ettim. Tuzumuz var, kimyonumuz, karabiberimiz, biber salçamız, kekiğimiz, sarımsağımız, tereyağımız, sirkemiz, yağımız ve suyumuz. Sirkeyi buraya özellikle koydum. Şu anda ben bunu kullanmayacağım ama
tarifi size net vermek için dana eti biraz geç piştiği için, daha kolay pişmesi için etinize bir yemek kaşığı, yarım kilo ete, bir kilo ete iki yemek kaşığı, yani bir fincan kadar sirke kullanabilirsiniz. Etinize çok güzel bir lezzet veriyor. Şimdi ben hemen ocağımı yakıyorum. Şöyle sıvı yağımı. Sevgili bayanlar, görüyorsunuz. Hemen hemen bütün tereyağlı yemeklerimde hep ben sıvı yağ kullanıyorum. Çünkü neden? Tereyağı yanmasın, tortusu çirkin bir görüntü vermesin diye. Önce kuzu etlerimi ocağa alıyorum, tenceremize alıyorum. Daha sonra kalan malzemelerimizi ekleyeceğiz. Hep beraber afiyetle yiyeceğiz. Şimdi etimizin kavrulmasını bekliyoruz. Şimdi soğanlarımı da atayım. Arpacık soğanları. Her biri misket gibi. Salçasını ilave ediyorum. Su ilave ediyorum. Az suyla salçamızı birbirine alıştırdık. Şimdi yemeğimizin suyuna lezzet versin, hem de biraz suyunu koyulaştırsın diye şöyle un attım içine. Hellimlensin bir güzelcecik. Hemen buradan sıcak suyumu alayım. Of 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 of. Daha pişmeden böyle rengi güzel oldu. Bir de piştikten sonra düşünemiyorum artık. Şimdi tuzunu atıyorum. Şimdi birazcık karabiber atalım. Tat versin. Biraz da kimyon atalım. Kekiğimizi en sonra. Şöyle hemen 4 diş sarımsak diyeceğim. Sarımsaklarımız büyük olduğu için ben 2'ye bölüyorum. Kapağını kapattım. Kısık ateşte 45 dakika. Tabii dana etinde 45 dakika yeterli olmaz. 1 saat 15 dakikada anca pişer. Ama bizim kuzu etimiz olduğu için bir de kavurdum ben onu. 45 dakikada, 50 dakikada da hazır olmuş olur. Yemeğimiz çok güzel pişti. Kapağını açsam mı acaba Özlemciğim? Şöyle bir of 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 görüntüye bir baksanıza. Hemen şöyle size göstereyim. Nasıl bir hellimleşmiş suyu kendisi. Bakın salçası üzerinde. Ben şöyle. Aman Allah'ım, soğanlar çok güzel gözüküyor. Büyüklerimiz seviyormuş da ağzının tadını ya. Vallahi bize çok güzel şeyler bırakmışlar. Şimdi son rutuşunu kekiğinde yapalım. Ben kekiği çok seviyorum. İsteyen kekik dökebilir, istemeyen sade olarak, isteyen sade pul biberli acı olarak yiyebilir. Ama ben çok sevdiğim için bu şekilde. Özlemciğim kusura bakma. Sevgili bayanlar, kusura bakmayın. Ben şöyle, yok dayanamayacağım. Acaba önce soğanın, çünkü adı üstünde soğan yahnisi. Şöyle soğanından bir alayım. Arkadan etinden alayım. Ardından. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Saraylara layık. O soğanın ağzıma verdiği aroması, salçasının tadı, kekiğin kokusu, eti de bir de gelince içine. Oh! Benim ayaklarımı Özlem'in ellerini bağlasınlar. Hanımlar, ben yaptım, çok güzel oldu. Sizlerin de yapmasını tavsiye ederim. Yapanların ellerine sağlık. Osmail'den sevgiler. Özlemciğim sevgiler gönderiyorum. Yine sizi de bekliyorum buraya. Çok güzel bir tarif oldu. Eğer sizler de yapmak isterseniz ya da kaçırdıysanız YouTube kanalımızdan bulabilirsiniz. YouTube kanalımız Esirgenç TV, Instagram adresimiz Esirgenç. Hadi buyurun Elazığ'a gidelim mi? Elazığ'da yine yöresel lezzetler bizi bekliyor ve meşhur bastık kavurması tarifi gelecek. Bakalım nasıl yapılıyor, nasıl bir kavurma? Buyurun izleyelim. Özlem Hanım merhabalar. Elazığ'dayız, ben Songül. Bugünkü lezzetimiz bastık kavurması. Çok pratik, çok lezzetli. Herkese tavsiye ediyorum. Şimdi sizlere malzemeleri sayıyorum. Öncelikle bir adet yumurtamız var. Bir bardak suyumuz var. Misafire göre, isteğe göre yapabilirsiniz. Bastığımız var.
tereyağımız var ve tavamız var. Şimdi önce bir bardak suyumuzu pestilimize koyuyoruz. Hafif biraz yumuşak olması lazım önde. Buna bastık da derler, pestil de derler. Nenelerimizde bastık çok deniliyordu. Şimdiki nesil pestil diyor. İkisini de kullanabiliriz. Şimdi bu burada beklemeye aldıktan sonra tavama bir kaşık tereyağı. İsteğe göre tereyağı az kullanabilirsiniz de. Tereyağı çok güzel lezzettir. Şimdi ocağımızı yakıyoruz. Ocağı yaktıktan sonra tereyağımızı tüpümüze koyuyoruz. Elazığ yöremizin tereyağı da çok meşhurdur. Tereyağsız yemek biraz zor yapılır bizim Elazığ'da. Üzüm pestilinden yapıyoruz. Sizin de denerseniz, üzüm pestilinde yaparsanız daha da lezzetli, daha da güzel olur. Tereyağımızı eritiyoruz. Mis gibi kokular çıkmaya başladı. Tereyağımız eridi. Şimdi pestilimizi tereyağımıza lezzet vermesi için ekliyoruz. Suyunu fazla süzmüyorum. Daha böyle ağızda dağılacak gibi, daha yumuşak olması için şöyle pestilimi karıştırıyorum. Tereyağın lezzet vermesi için. Harika görünüyor. Üzüm pestili çok şifalı. Herkese öneririz. Elazığ'a gelince yemeden, tatmadan gitmeyiniz. Evlerinizde de yapabilirsiniz. Çok pratik. Şimdi pestilimi tereyağıyla buluşturduktan sonra bir dakika kaynatıyorum ve üstüne bir adet yumurtamı kırıyorum. Yumurtamı kırdıktan sonra pestilimle buluşturuyorum. Bu yöresel yemeğimiz özellikle Elazığ'da kahvaltılarda yapılır. Çok lezzetli. Ekmekle de yiyilir, sade de yiyilir. Her çeşit yiyilir yumurtayla birleştikten sonra, tereyağıyla birleştikten sonra. Yani her şekilde yiyilir ama özellikle kahvaltılarda daha da böyle lezzetli olabilir. Yumurtayla pestilimiz piştikten sonra tüpümüzün altını kapatıyoruz. Zaten 2 dakika, 3 dakika yeterli oluyor. Altını kapattıktan sonra servis tabağımıza alıyoruz. Şöyle elimizin yanmaması için dikkat etmemiz lazım. Mutfakta en dikkat ettiğimiz şey dikkatli olmamız lazım. Servis tabağımı alıyorum. Gördüğünüz gibi göz alıcı, lezzetli, çok pratik ve çok kolay bir lezzet. Bakar mısınız pestiller pastırma gibi oldu ama pastırmadan daha lezzetli, daha faydalı, daha bütçeye uygun. Şimdi tadına bakıyoruz. Yumurtanın, tereyağının ve pestilimizin birbirine verdiği lezzet harika bir lezzet. Umarım Elazığ'a uğradığınız zaman pestilimizi yemeden gitmezsiniz. Biz tarifini verdik. Umarım siz de yaparsınız. Elazığ'dan sevgiler. Şimdi sizi Balıkesir Sındırgı'ya götürüyorum. Bambaşka bir köşe. Farklı lezzetlerle buluşacağız. Keşkek yapacağız. Aslında ülkemizin her köşesinde, her köyünde keşkek yapılır. Özel bir düğün yemeğidir. Ama bakalım Balıkesir'de nasıl yapılıyor? Kimisi içine tavuk koyar, kimisi et koyar, kimisi sade yapar. Ama Sındırgılılar nasıl yapıyor? Buyurun öğrenelim. Özlem Hanım merhaba. İsmim Fatma. Şimdi keşkeğin tarifini söyleyeceğim sana. Malzemelerimiz ilk evvel bulgurumuzu ısladık. Sonra tavuğumuzu haşladık. Tuzumuzu yapacağız. Sonra salçamızı katacağız. Sonra yağımızı katacağız. Suyumuzu yetmez ilave edeceğiz. Sonra kaynatıp pişireceğiz. Ama bu köyümüzün düğünümüzde, hayırımızda her zaman meşhur olduğu için, yemek için her zaman yapabiliyoruz. Ev öğler, bulgurumuzu da katıyoruz. Sonra tuzumuzu ilave ediyoruz. Sonra tavuğumuzu tipliyoruz. Tavuğumu haşladım, Ege'ye hazırladım, haşladım. Çok güzel. Ondan sonra keşkeğimizde tavuğumuzu böyle ovalıyorum. Atalarımızdan, analarımızdan, dedelerimizden, ebelerimizden öğrendik. Köyümüzün olmaz olmazlarıdır. Hayırda, düğünde her zaman yaparız.
çoluk çocuk geldiğinde yaparız. Misafirlerimiz geldi yapmak, yediğim için yaparız. Tavuğumu tütürledim şimdi, kapadım. Pişirmeye bir saat rahat pişecek. Bir saat odunla közde keşkemizi kaynattık, pişirdik. Şimdi servisimize başlıyoruz. Çok tatlıdır, çok güzeldir, meşhurdur. Keşkemizi kaynarken ben salçasını, salçasını, koşusunu kaynattım, hazırladım. Şimdi üstüne dökülüyorum. Şimdi yapanlara afiyet olsun. Büyük dağı dedin. Herkese sevgiler. Ne yazık ki bir mutfağım şahanenin daha bugün de sonuna geldik. Yepyeni lezzetler öğrenmek isterseniz, yöresel yemeklerimizi gelecek kuşaklara aktarmak isterseniz, mutfağım şahaneyi kesinlikle kaçırmayın diyoruz. Biz yeni günde yepyeni tariflerle yine evlerinizde olacağız. Bu tariflerimizi YouTube kanalımızdan da bulabilirsiniz. YouTube kanalımız Esir Genç TV, Instagram adresimiz Esir Genç. Şimdilik sizlere veda ediyoruz. Yarın yine aynı saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.